değerli meslektaşlarım kusuruma bakmasınlar ama kendilerini de yenilesinler yani. Evet. Kötüleme anlamı için söylemiyorum. Bu mesleğimize ve sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu güvenilirliğe zarar getirmeme adına mesleğimizin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi eski diyoruz ya, eski komşuluklar bile bir başkaydı. Bütün kapılar açıktı. Şimdi apartmanlar çıktı, yiğitlik bozuldu denir ya. Birbirimize bakıp selam vermiyoruz. Eskiden bütün kapılar açıktı, mahalle kültürü vardı. Evet. Yine sektöre dönersek sizin için de geçerli bu. Doğrudur. Evet. Güven vardı aslında. Sebahattin Bey taksicinin el kitabını örnekleriyle konuşmalarında dile getirdi. İnşallah yani kitaba İstanbul'da da aktarır. İstanbul'da bu taksilik sektörü mesleğini saygınlığın tekrar kazanılması için zaten bu tür programlara ihtiyaç var. Hem seyircilerimiz hem işletmeciler programı seyrettiği zaman da görmüş olduğunuz buradaki işte 3 tane değerli insan bu sektöre emek veriyor. Hem hizmet anlamında hem sahada bunları seyreden işte şoförlerimiz, yolcularımız işte evet. Taksinin nasıl olması gerektiğini ve onların da bu konularda duraklarda veyahut da müşteri aracı seçerken bunlara dikkat etmesi gerektiğini belirleyecek. Bülent Bey'e bir soralım, konuşturalım. Sonra benim sana bir sorum olacak Saad abi. Bülent Bey, siz de şöyle biraz bahsederseniz hem sektörden hem kendinizden. Benim konuşacağım konu öncelikle vatandaşlara, insanlara, taksiye binecek olan yolcularımıza söyleyeceğim kelime olur. Evet. Binecekleri arabanın bir defa kapı yazısını hangi durağa ait olduğunu bilerek binsinler. Durak yazısını bilerek binsinler. Neden diyeceksiniz? En az işletmeci olarak. Bir daha onu tekrarlayabiliriz. Ekranlara bakarak. Taksici müşterisi nasıl binmesi lazım? Neye dikkat edin? Taksi müşterisi daha doğrusu. Araca bineceği zaman evet. Kapı yazısının hangi durağa ait olduğunu bilerekten binsin. Bakın işletmeci olarak akşama kadar en az 5 defa 4 tane telefon geliyor. Bakın nereden geliyor? Telefonumu unuttum, çantamı tabii, unuttum, doğru, unutmalar. Çakmağımı unuttum. Evet. Aklınıza ne gelirse bakın ne gelirse unuttum diyor. Peki hanımefendi veya beyefendi hangi nerede taksi? Unuttunuz? Evet. Hangi arabada unuttunuz? Bilmiyorum, bu bölgede olacak. Olacak da. Ha, ben diyorum ki kapı yazısı olmayan araçları tercih etmeyin. Hiç ona dikkat etmeyiz aslında. Ha, çok doğru bir uyarı. Mümkün olduğu kadar dikkat edin. Evet. En azından %50 şeyinizi düşürdüğünüz eşyanızı bulacaksınız demektir. Doğru. O zaman Bülent Bey, Sebahattin Bey dediği gibi mahalle durakları böyle grupla filolar olması gerektiğini önemsiyor. Çok önemli. Evet. Neden diyeceksiniz? Durağa gelen yanlış bir şoför arkadaşımız varsa sırıtır. Tabii. Bakın beyazın üstüne bir damla siyah koyarsanız o göze batar. O leke belli olur. Bu arkadaşımız art niyetli ise muhakkak ki durakta çözülecek demektir bu. Bu çok, çok önemli. Evet. Ve bunun içinde ister istemez çok dikkat etmemiz lazım. Birinci planda bunu söylüyorum ben. Güzel bir uyarı aslında. Bunu çok söylüyorum. Dikkat etmiyoruz hala. Yine beyefendinin dediği gibi mahalle durakları çok önemli. Neden? 7'den 77'yi biz hepsi tanıyor. Evet. Çünkü biz bunları hastanede, doğumda, gezmede, düğünde muhakkak biz bunları taşımışızdır. Ve de taşıyoruzdur yani. Bir aile gibi olmuşuzdur. Tabii. İçimizi dışımızı bilirler. Bakın ben ufak acizane başınız ağrımayacaksa ben bir ufak bir anımı anlatayım. Buyurun. Durak başkanı olarak. Telefon geldi bir binadan. Bir hanımefendi, bir teyzemiz. Bana bir araç lazım dedi. Ben de arabanın üstündeyim. Kendim gittim bizzat. Gittim. Hava karanlık. Akşam saati. Teyzemizi aldım. Giderken teyze bindi, dedi ki evladım benim kızım çok hastalanmış. Evde beni bekliyor, çağırdı. Yalnız ben ilk defa bu karanlıkta yola çıkıyorum. Evet. İlk defa karanlıkta taksiye biniyorum. Bak evladım sizin durak başkanınız Bülent Bey benim akrabam. Bunu bana söylüyor. Durak başkanınız diyor. Benim akrabam, sakın beni evladım kızımın evine kadar götür, bana yanlış yapma. Hayır. Bakın, hoşuma gitti ama çok üzüldüm. Tabii. Güven duymak istiyor, bir taraftan tedirgin. Neden yani? Bir taksiciye güvenemiyor. Güvenemediği için de tutuyor, diyor ki, Burak başkanız akrabam, ben tanımam bana hanımefendiyi. Evet. Ve hanımefendiyi evine kadar teslim yaptım, bıraktım, indirdim aşağı, yardımcı da oldum. Bana dedi ki, ismin nedir dedi, söyleyemedim. Teyzemiz rencide olmasın diye. Ben dedim Bülent'e söyleyeceğim çok dedi. Efendi bir çocukmuşum dedi. Teşekkür ediyorum sana dedi.
Ne güzel bir hikaye. Evet, Bülent Bey tekrar geleceğiz. Diğer konuya varlığı bunlarla ilgili. Sahada olan şoför kaptanları ve durak başkanımız çok önemli şeyler şimdi. Şimdi Elvan Turan'a geleceğiz. Konuğumuz, değerli konuğumuz Elvan Turan. Kardeşimiz diyelim artık. Bu sektöre evet. 35 yıldır hizmet verdi. Bir marka. Biz duraklarda evet. veyahut da yollarda, işte siz bahsettiğiniz duraklarda araçların nasıl olması gerektiğini şu an görüyoruz duraklarda. Hep son model arabalar var, fark ettiniz mi? Araçlar değil mi? Evet, hep son doğru. model, sıfır araçlar. Bindiğimiz anda eski işte o koltukları yırtık şeyler yok. Zengin diyoruz o zaman bunlar biz. Gibi, evet. Elvan Turan Bey, sizden dinleyelim. Siz de bu sektöre hizmet ederek araç temin ediyorsunuz. Neyle? Hem evet, kaptan şoförlere hem işletmecilere. Bu talep nereden geldi? Bu sıra çok yoğundu. Eskiden bu kadar işte sıfır araba göremiyorduk ama şu anda yollarda hep öz ataklar markalı. Ve özellikleri nedir taksi? Araçlarda görüyoruz. Evet. Buyurun sizi dinleyelim. Şimdili sevgili basınım, Sade abicim diyeyim ben sana. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe başkanlarımıza ve başbakanımıza ve ekibine, bakanlarımıza, sevgili Cumhurbaşkanımıza, bizlere bu imkanı tanıdıkları için evet. önce Allah razı olsun diyorum onlardan. Bir ÖTV çıkardılar. ÖTV'den tabii ki taksi sektörü faydalandı. Bir sefere mahsus evet. ÖTV almıyor bizden. O da bizim işimizi tabii biraz karınca kararınca ekmek yiyoruz yani. Etkiledi mi yani? Tabii ki etkiledi. Evet. Etkilemedi desek tabii. yanlış olur. Hepimiz birer pay, biz ticaret yaptığımız için 3 kuruş üstünden kazanıyoruz. Taksi sektörümüz, plaka sahiplerimiz, kiracılarımız. Yani bunlar karınca karınca üstünden kazanıyor. Bir seferde mahsus olsa 5 yılda bir arabasını değiştirme hakkı var zaten. En az 3 sene garanti ÖTV'sinden faydalanıyor. Bu da sektörümüz için tabii ki iyi oldu. Esnaf bu ÖTV dedim zaten, şimdi seyirciler bile izliyor. Ne kadar faydalanıyor? Diyelim ki bir araç 60-70 bin lira veya 80 bin liralık bir araç. Burada ne kazancı oluyor esnaf arkadaşlar? Onlara da kolaylık geldi tabii. Şimdi arabasına göre değişiyor. Bazı markaların mesela 10 liradan 14 liraya kadar evet. ÖTV indirimi var. Bu da bir... Az değil değil mi o da yani? Az bir rakam evet, değil. Evet. Bizim evet. esnafımız açısından yani hepimiz karınca karınca faydalanıyoruz. Biz de bir ticaret yaptığımız gibi biz de içinden bize pay düşeni alıyoruz. Ben... Belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, büyükşehire buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bizim her semtte duraklarımıza değer, önem vermelerini rica ediyorum. Yani bizim güzel duraklar yapmalarını istiyorum. Biz de müşterimize, esnaf arkadaşlarımız bakımlı, tertemiz, müşteriye güler yüzlü davranıp evet. müşteriye yani hizmet vermesi için bu bizim her ilçe belediye başkanlarımız geçsinler durakları yani. Benim gönlüm böyle çok istiyor. Yani temizlik, düzenli, müşteriye hizmet. Müşteri bir taksi durağına geldiği zaman evet. ya bura benim evim diye gelecek. Biraz önce Bülent abi anlattı, Sebahattin abi anlattı. Yani her şey hizmet. Burada hizmeti tabii güzel de siz hizmet veriyorsunuz. Aynı şekilde karşılıklı olarak da esnaf arkadaşı bu hizmetten faydalanın diyor. Esnaf arkadaşlarımızın, şoför arkadaşlarımız İstanbul'da işi çalışırken size dile getirilen sorunlardan hangisi? En önemli sorunlardan hangisi? Mesela Helal bize mı? Dile getirilen sorunlardan şikayet olayı çok var. Evet. Müşterilerimiz. Tabii, ne şikayet ediyorlar daha çok? Yani müşteri tek taraflı düşünüyorum ben bunu. Evet. Müşterilerimiz şikayet ediyor. İşte bana almadı, indirdi, şu bu. Ben kamera sistemini getirmelerini istiyorum. Evet. İsteklerinizden biri, evet. Bu isteklerimden güzel, birisi. Evet. Çünkü müşteri, şoför en azından onu izlediği zaman doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Ben bunu yaptım veya yapmadım. Soracağız. Çok güzel konuya temas yaptım veya yani. Yapmadım bu hatayı düzeltmesi lazım. Hata yaptıysa da düzeltmesi lazım. Bunun için tek taraflı yargı oluyor şu anda şoför evet. esnafımıza. O da bizleri üzüyor tabii. Tabii ki müşterimizin haklı tarafı da vardır ama dediğim gibi şoför esnafımız da buna özen göstermesi lazım. O da akşama kadar trafiğin içinde. Şey var tabii Elvan Tuan, demin bahsettiniz işte beni ÖTV indirimden esnaf kazanç çıktı. Kamera sistemi de bir yük getirebilir mi? Onunla ilgili bir çalışma var mı? Vallahi yük getirse... Ona bir teşvik var mı veyahut da? Yük getirse de... Evet. Şimdi ben bir esnaf olarak bu meslekten gelen bir
kardeşiniz olarak gelecek açısından mı daha iyi? Gelecek açısından daha iyi görüyorum. O da isterseniz o yük getirmeyle işte kameriste bile. Sebahattin Bey'e de bir soralım. Sebahattin Bey bu konularda direksiyonda olduğu için ona tekrar size dönelim. Peki. Yük getiriyor mu Sebahattin Bey? Şöyle oldu. Bu bir tesadüf oldu. Ben de burada ilk defa bu müjdeyi vereyim. Kanalınız Mavi Karadeniz kanalıyla. Büyükşehir Belediye'miz tam laf yerine gelmiş oldu yani. Güzel oldu evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar kendileri. Erdoğan Bey seslendi, ses geldi. Evet, 4000 tane şu anda hem takip sistemi hem de kamera sistemi olmak üzere Büyükşehir Belediye'miz şu anda hazır 4000 tanesi. 4000 tanesi hazır. İlk etapta o 4000 tane takıldan sonra bütün taksilere Büyükşehir Belediye'miz hiç para almadan, ücret almadan takılacaktır. Onun müjdesini vereyim. Alkışlarınız değil mi? Bu da evet, alkışlanır tabii ki. Ses duydu sadece abi. Ses bu konuda geldi. Bak sizin dileğiniz şu andaki yani bir sürpriz oldu bu da. Hem de canlı yayında gerçekleşti. Tekrar sizi dinleyelim. Gördünüz. Ben bunu gönül razılığıyla söyledim. O da Rabbim cevap verdi. Verdirdi. Evet. Yani o da çok mutlu oldum Sebahattin abi. 4000 değil de bizim biliyorsunuz taksimiz 18.000 taksimiz var. Ama şimdilik 4000. İlk etapta 4000 ama hepsi diğerleri de olacak. Evet. Oh. Evet. İnşallah. Maşallah çok memnun oluruz yani. Başka bir konuşuyor burada. Evet. Sevgili Sebahattin abi, sevgili Bülent abi yani hepsi çok değerli abilerimiz. Çok saygı duyduğumuz abilerimiz. Şeylerdeki tabii esnaf ve yolcu ilişkileri sizi bu dile getiririz. Bir şoförün nelere dikkat etmesi lazım? Akşama da çalışıyor. Siz de tabii bunlarla ilgili takip ediyorsunuz. Devamlı ilişkiler, diyaloglar çok iyi şoför arkadaşlarla, işletme arkadaşlarla. Başka ne gibi zorluklar size geliyor? Benim şoför esnaf arkadaşlarımdan bir ricam var. Bir abiler olarak. Büyükleri benim abim, küçükleri benim kardeşim. Ekmeklerine sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü bizim ekmeğimiz bundan. Yani müşteri, Sebahattin abinin dediği gibi biraz önce, müşteri o arabaya bindim o senin misafirindir. Buna en güzel şekilde davranırsın. İnsanın evine nasıl geldiği gibi misafirine en güzel şekilde ağırlarsa o müşteri de o şekilde ağırlamasını talep ediyorum. Çünkü ben de o meslekten geldiğim için inanın yani çok güzel olur Sade abi. Yani bunu böyle yapılması gerekir. Evet. Bu konulara katılıyorum. Ben Ervan Bey'in duygulara biz de gazeteci olarak, basın olarak da ulaşım programları ve gazetelerimiz var. Dile getiriyoruz. Devamlı taksicilerin de diğer kurumların STK'ların toplantılarına katıyoruz. Aynı şekilde bu biz yazı kamera sistemiyle ilgili müjdeyi de Sabahattin Bey'den aldık. Kamera sistemi çünkü yolda bir kaza yaptığı zaman da haklı haksızı ayırt edemiyorsun. Ama tabii. Kamera görüntüleriyle tespit edilebiliyor. Ceza yediği zaman usulsüz olarak işte park ediyor veyahut da durak olmayan yerde park ediyor. Bir ceza geliyor. Can güvenliği için de önemli. Bir de şöyle gece söyleyeyim, çalışanlar için de önemli. Tabii. Bir de şöyle söyleyeyim. Taksi çok kutsal bir meslektir. Evet. Bugün hepimizin ailesi taksi çağırıyor, taksiye biniyor. O taksiye binenden sonra o bizim ailemiz, bizim başımızın tacıdır. Onu namusuz üzmeden her yani. Şeyimiz bizim. Tabii. Bu benim şahsi görüşüm. Bizim her şeyimiz. Onu en güzel bir şekilde ağırlayıp yerine teslim ulaşacağı edin. Yere en kısa mesafeden ulaştırıp onu memnun etmektir. Zaten İstanbul'da biz özellikle konuk arkadaşlarımızı buraya davet ettiğimizde araştırdık. İşte örnek taksici, örnek işletmeci, örnek araç teminiyle ilgili bunu araştırarak bizim yaptığımız görüşmeler sonucu buradaki işte kamuoyuna nasıl bir taksicilik mesleğinin kültürünü ve saygınlığını kazandırmayı biz de bunu yapıyoruz. Şu anda işte seyircilerimiz de devamlı kullanıyor taksileri. Şimdi şeyi soracağım Sade abi. Bu arada telefon numarasından hem işletmeci hem taksiciler ulaşımda olan herkes arayabilir. Kaç yıl verdin? Ulaşıma kaç yılın geçti Sade abi? Vallahi ben aşağı yukarı 70 yılından beri bu sektördeyim. Yani, Ervan Bey 14 yaşında başladı. Aynı ben de 14 yaşında. 2 senede ehliyetsiz otobüs kullandım. 40 küsur yıl. Yani. Peki. Şehir içinde ehliyetsiz kullandım. Evet. Bunun işte 40 yılı geçti. Şimdi bu sektör... Nereden nereye ben taksilerin dışarıdan...